takipçileri. Efecan Yıldız ile birlikteyiz. Efecan Sabancı kısa film yarışmasının bu yılki dijital yalnızlık temalı yarışmasının birincisi oldu ve Parti filmiyle. Tebrik ediyoruz. Çok başarılıydı. Çok teşekkür ederim. Özellikle gençlerin bir odaya gelip sürpriz doğum günü yapacakken bir anda dijital medyaya, platforma gömülmeleri. Biraz açıklar mısınız? Ödül hakkında öncelikle ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alalım. Daha önce ben aslında birkaç tane filmim var. Yine gösterim seçkilerine girmiştim ama bu benim ilk ödülüm. Evet, ilk filmimiz Z'yi yapmıştınız. Evet, Z ile başlayan bir serüven benim için. Bu tutkum devam ediyor. Filmler çekmeye ve bununla ilgilenmeye devam ediyorum. Bu benim ilk ödülüm ama o yüzden çok değerli çok bir yandan. Onun dışında burada olmak, bu süreci yaşamak, bu çünkü bir sadece bir yarışma değil. Aslında bir 3-4 günlük bir zaman diliminde eğitimler ve diğer finalistlerle... Değil mi? Filmlerin nasıl çekileceğini, evet, neler yapılacağını da öğretiyorlar. Evet. Bir eğitim kısmı da var. Eğitim kısmı var. Mentorlar, hocalardan kendi filmimiz hakkında eleştiri almak güzeldi. Diğer finalist arkadaşlarımla filmlerimiz için birlikte konuşmak güzeldi. Çok heyecan verici bir demiştim. Dijital yalnızlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Günümüzün en önemli sorunu haline geldi. Evet, şöyle aslında ben bu filmin senaryosunu yarışmayı görmeden önce yazmıştım. Dolayısıyla bunu zaten dert ediyordum kendime. Sabancı Kısa Film Platformu'nun, Sabancı Vakfı'nın da bu temayı belirlediğini duyunca çok heyecanlandım ve filmimi gönderdim. Filmle ilgili filmden bahsedeyim mi biraz? Tabii 490 film arasında kaldı, seçildi. Tabii ki anlatacaksınız yani. Tamam. Çok da röportaj vermediğim için. Evet. Şöyle, filmde de aslında... Daha başlangıç. Çok, umarım. Çok aslında basit bir şeyden yola çıkıyor. Aslında herkesin gördüğü, herkesin yaşadığı bir şeyden ve olması çok olağan bir şey anlatıyor. Evet. Günlük hayatımda benim gördüğüm kadarıyla da hani biz bir arkadaş ortamında... sevdiğimiz insanlarla buluştuğumuz zaman neredeyse 10 dakikalık, 15 dakikalık telefon araları olmaya başladı ve herkes telefonla ilgileniyor. Evet. Ve bu da herkes için aslında mantıklı. Yani kimse bundan rahatsız gözükmüyor. Kimse kimseyi de rahatsız etmiyor. Evet, herkes bunun normal olduğunu aslında kabul etmiş durumda. Ben aslında buna biraz gelin dışarıdan bakalım nasıl gözüküyor demek istedim. Ya alışkın olduğunuz bir manzarayı, evet, bir de siz, yarışmaya gönderdiniz. Evet, bir de siz bakın nasıl gözüküyor dışarıdan. Tabii bunu bir fikirle harmanladık. Güzel de bir film ortaya çıktığını düşünüyorum. Tabii ki kısa film çekmek çok zor çünkü çok büyük bir, kuvvetli bir fikri kısacık bir sürede anlatmak zorundasınız. Ben o esnada aklıma çok şey geldi. Hırsız gelip bütün eşyaları alıp götürecek, farkına varmayacaklar, evet, yangın evet, çıkacak vesaire falan. Sonra gayet sıradan bir... Şaşırtıcı bir final oldu. Evet, herkesin beklentisi başka yerlere giderken, evet, halbuki o da o şekilde ilerliyor. Peki başka projeleriniz olacak mı? Yeni filmler, uzun metrajlı filmler, kısa filmler? Tabii ki uzun metraj film yapmak istiyorum. Şimdilerde yazdığım birkaç kısa filmim var. Bizimle paylaşın. Bir 10 tane belli bir başlıkta aslında kısa filmler yapıp bunlarla uğraşmak istiyorum. Biraz hem çünkü bildiğiniz gibi yani film yazmak, film çekmek çok kolay olmuyor. Çok zor. Evet. Dolayısıyla bunun aslında bir tabii ki her şey gibi bir pratiği var. Dolayısıyla bunu o zaten yani uzun metraj şimdi mi çekersin, sonra mı çekersin? Bence onun zamanı kendi gelecektir. Ben çekmeye devam edeceğim çünkü bu benim için yani tutku gibi. O yüzden otomatikman bununla uğraşıyorum. Tabii ki şu da var. Şimdi reklam yönetmeni de yapıyorsunuz. Sinema filmleri de çekiyorsunuz. Bunların daha çok içindesiniz. Bütün şeylerde her şey dönüp dolaşıp bir sponsor desteğine geliyor. Evet, bir finans kaynağına geliyor. Umarım bir destekçi bulursunuz ve çok güzel ürünler çıkarırsınız. Diyelim buldunuz. Nasıl bir projeniz var? Neler yapmak istiyorsunuz? Hayalinizde... Nerede? Filmin nerede olsun istiyorsunuz? Hangi konuda bir film yapmak istersiniz? Evet, biraz tabii şey bir soru bu. Hangi konuda yapmak istersiniz? Ama aslında benim ilgimi çeken genelde insan ilişkileri, iletişimsizlik ki burası da aslında bir şekilde o. Biraz
insanların arasındaki gerçek hikayeler ilgimi çekiyor. Herhalde bir uzun metraj yaparsam da yine böyle bir hikaye olur. İnsan hikayelerini anlatmayı düşünüyorsun. Bu arada eğitiminizden bahseder misiniz? Estonya'da Baltic Film'de Medya School'da eğitim almışsınız. Evet. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldım. İlk evet. Sonrasında bir Tallinn'de Estonya'da Baltic Film and Media School'da bir 6 aylık eğitim aldım. Bu kadar aslında. Peki kısa film çekmeden çok kısa film izler misiniz? Yani bütün kısa filmleri takip eder misiniz? Aslında çok fazla kısa film izlemem. Yani burada bir izlemek de gerekli mi bilmiyorum. Yani bu uzun metraj film izleyip, yani çok fazla uzun metraj izlerim aslında. Çok kısa film takipçisi olduğumu söyleyemem. Peki bu tarz yarışmaları nasıl buluyorsunuz? Çünkü aynı zamanda toplumsal sorunlara da açıklık getiriyor. Toplumu da kapsayarak bir yarışma yapıyor. Zaten aslında bizim de film çekme tutkumuz aslında bundan kaynaklanıyor. Bir mesajımız var ve bir şey söylemek istiyoruz. Bunu da işte biz sinema yoluyla, bazıları başka yollarla anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla zaten aslında bunu bu yüzden yapıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Efecan Yıldız. Bizi çok mutlu ettiniz böyle başarılı bir ürün çıkararak. Umarım hep başarılı olursunuz. Çok teşekkür ederim. Hayata sanatta direnin, diren sanatı takip etmeyi unutmayın.